Ve sevgili izleyenler, tarımsal zehirlenme ve belirtileri, alınacak önlemleri. Bu sorunun yanıtını Bafra İlçe Sağlık Müdürü Sayın Doktor Aytaç Akın'dan alacağız. Efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi tarımsal zirai mücadelede biliyorsunuz zehirli ilaçlar kullanılıyor mecburen. Tabii. Peki, geçtiğimiz günlerde de böyle talihsiz bir olay yaşadık. Evet. Bafra'da bir kişi maalesef tarım ilacı yaparken zehirlendi. Efendim, bu zehirlenmelerin ilk belirtileri nelerdir? O anda hemen alınacak önlemler hangisidir? Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz. Bafra'mız geniş ovasıyla her dönemde yeni bir mahsulün, ürünün yapıldığı bir verimli topraklara sahip. Yılda 2 veya 3 kez ürün alınan aynı topraktan. Gördüğünüz gibi öncelikli olarak burada kavunumuz. Belki sonrasında tekrar tütün, belki daha sonrasında pirinç yapılacak. Ama her dönemde tabii ki ilaçlanıyor, gübreleniyor. Toprağı da tabii ki bir yandan zehirlenmiş oluyor. Fakat evet, öncelikli olarak korumamız gereken insan sağlığı. İnsan sağlığı olmadan, insan çalışmadan tabii ki tarım ve tarım ürünü de olmuyor. Şimdi tarım ürünlerinin hepsinde biz ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi DDT ilacı, tütün bitki ilacı, organik fosfor, bunların hepsinin zaten içerikleri aşağı yukarı aynı. Geçtiğimiz yıllarda bunu intihar amaçlı çok fazla kullanan vardı. Kullanmış olan bu özellikle bonsai türü ilaçların tamamının içerisinde de bunu tabii ki bilerek veya bilmeyerek kullandılar. Bunlar merkez sinir sisteminde blokasyon yapan, geçici veya kalıcı olarak yaptığı zaman da ölümlere neden olabilecek düzeylerde zehirleyici maddeler. İnsanın kas katı yapıp da o şekilde bilinç kaybı oluşturan maddeler var içerisinde. Tabii ki insana zararlı asıl şeyleri böcek öldürücü olarak veya işte tervisit veya artık bunların tütün bitini öldürme amaçlı. Şimdi bunların birinci derecede korunması, daha önceki yaptığımız programlar da aynı aşağı yukarı bahsetmiştik. Bütün bu organik fosfor ve türevlerindeki ilaçlamada üzerlerinde zaten uzun uzun yazıyor. Kendinizi koruyun, solumayın, üzerine çıplak elle dokunmayın diye. Şimdi aldığınız her şeyin, maddenin aşağı yukarı içerisinde bir ambalaj paketi var, bir eldiven var. Eğer ki eldiven konulmamış olsa bile sizin yapacağınız o ambalajın kendi poşetiyle beraber o ürünü karıştıracağınız, ilaçlayacağınız suyun maddenin içerisine karıştırmak. Ve çıplak elle kesinlikle dokunmamak. Çıplak elle dokunduktan sonra gözünüz kaşınacak, gözünüze gidecek. İşte başka bir yeriniz kaşınacak, başka bir yere. Veya hiç olmadı elinize veya biriyle tokalaşacaksınız. Sizden ona, ondan size zararlı etkiyi birbirinizin derisine ve deri emilimde yüksek olduğu için bu tür maddelerin zehirleyici etkiye kadar gidebilecek nedenlere yol açacak. Şimdi önceden de söylediğimiz, bir ilaçlama yaparken hep beraber yapılmamalı. İlaçlamayı bir kişi yaparken diğeri seyretmeli, dinlenmeli. Ama gözü onda olmalı. Sebep, ilaçların etkisi o anda kendisine nüfuz etmeye başladığı zaman belki refleks verebilecek, belki veremeyecek. O kişi gözlemlerse onun can kurtaran olacaktır. Çıkaracak o ortamdan daha havadar bir yere, ilaç etkisinin olmadığı bir yere götürmesi gerekiyor. Ve direkt 112'yi araması gerekiyor. Zaten gidildiği zaman bizim kullandığımız tüm alerjik maddelerin reaksiyonlarını çözebilmek için önce kana bakılıyor ve alerjik ilaçlar, avil, dekorttur, pretnoldur, onlarla ilgili zaten şeyler yapılıyor. Solunum yetmezliğine girme ihtimali çok yüksek oluyor bu kişilerin. Ve müdahalesinin erken yapılması, kana ne kadar bulaştığınız seviyesine bakılması gerekiyor ileri safhalarda. Yani can kurtaran olacak kişi, siz ilaçlama yaparken yanınızdaki kişi. Ha, hep beraber girdiğiniz zaman ne oluyor? O etki belki ikinizde de oluyor. İkiniz beraberce tarlanın ortasında, Allah muhafaza, ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdi bahsettiğim gibi bu ilaçları zamanında işte farklı amaçlarla da kullandılar. Ve zehirli etkilerinin yayılmaması için birinci derecede elle tutulmaması, çıplak elle. Ve bunların ilaç kullanıldıktan sonra kullanım bitti. Çöpe atma türü bir imkanınız yok bunu. Çöpe attığınız zaman bunları çevredeki çocukların da eline gelmesi, akıtıp bir taraflarda içme ihtimalleri dahi var. Bunların yok edilmesi için bir de imha kuralları var.
Normalde biz ne yapardık? Tarlanın bir tarafında ya ufak şey yapar. Boş kutular imha edilmeli değil tabii mi hocam? Ki boş kutular kesinlikle direkt bir çöpe attığınız zaman çoluk çocuğun önüne sadece oyuncak olarak vermiş oluyorsunuz. Ölümle de sonuçlanabilir. Resmi şeyler, işletmeleri zaten biz ilaçları dahi şeye kesinlikle çöpe atma türü bir imkanımız yok. Çünkü tarih geçmiş olsa bile birilerinin orada hiç olmadı elleyeceği, hiç, belki çocukların gelip de yutma ihtimalinin olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Peki hocam şimdi biz iki kişiyiz. Bir tabii kişi pompayı aldı, ilaçlamayı yapıyor. Ben evet. de dışarıdan gözetliyorum. Baktım fenalaştı. Ben evet. onu aldım kenara getirdim. Evet. Hemen 112'yi aradım. Evet. Peki 112 gelene kadar bana ne gibi görevler düşüyor ki onu ayakta ya da hayata döndürmeye? Size aynısını zaten 112 soracaktır. Şu anda nefes alıp veriyor mu? Vermiyorsa bu şeyleri açın. İşte rüzgarlı ve ilaç etkisinin olmadığı bir alana çekmeye çalışın. Güneyse gölge bir ortama veya gölge oluşturmaya çalışın. Size zaten 112'de yönlendirme yapıyor bunları. Evet. Yani kalp atımı duyabiliyor musunuz? VL veya elle hissedebiliyor musunuz? Tek taraflı olarak şah damarından herhangi bir şeyi alabiliyor musunuz nabzını? Yani bunların hepsini size soracaktır. Veya sağlık görevlisimiz diye zaten başta şey yapıyor, soruyor. Eğer ki o varsa işte pupiller refleksi var mı? Gözden koronel refleks alınabiliyor mu? Bunların veya ağrılı uyarı veriyor mu? Bunların hepsini soruyor zaten. Neredeyse sizin soruları ve size yapmanız gerekenleri anlatana kadar da ambulans gelmiş oluyor. Ulaşmış oluyor. Yani Bafra'da sağ olsunlar zaten arı gibi çalışıyor 112. Bizim şu mevkideki bir olağan dışı olaya, olasılığa müdahalemiz 2,5 dakika. Evet. Yani o kadar da hızlı olduğunu ben defalarca şey yapıyorum, tespit ettim. Yani o süre içerisinde zaten sizin o şeyinizi anlatıp da yapana kadar ambulans çoktan gelmiş oluyor. Ha devamında eğer ki ambulans yoksa da size zaten önerilere bahsediyor. Evet. İşte yüzünde kızarıklık var mı, nefese derin mi almaya çalışıyor, burun kanatları çok mu şey yapıyor, akciğer çok mu havalanıyor, daha gölge bir yere yüzüne su şey yapın. İşte hafiften işte kafasını yukarıya doğru kaldırmaya çalışın veya kalp masajı yapma teknikleri eğer ki ilerleyen bir dönemse ki o kadar yani ilk bulgularda olma ihtimali çok zayıftır birisinin gözleme esnasında. Daha yavaş yavaş bulgular gelişmeye başlar ve dediğim gibi ambulansın gelene kadar size yol gösterici olarak. Bize bunu yönlendiriyor. Tabii ki. Peki efendim şimdi halk arasında bir bilgi var. Hı hı. Efendim zehirlenmelere karşı yoğurt yiyin, evet. ayran için. Evet. Şimdi biz tarla ilaç atmayı derken yanımıza azlık olarak ayran, yoğurt mu getirsek? Bu bilgi doğru mudur efendim? Yani besin olarak yoğurt ve ayranı tabii ki sulandırıp da ayran da sadece Türkiye'de var. Diğer ülkelerin hiçbirisinde neredeyse ayran ve yoğurt kavramını pek bilen yok. Türk iş ayran diye geçiyor. Zehirlenme dediğiniz madde eğer ki besin yoluyla alınmışsa, yiyecekle yoluyla alınan ufak tefek. O da nedir? 2 gün beklemiş olan veya 2'den fazla ısıtılmış, tekrar dolaba konulup da 3. kez ısıtılan yemeklerde yine bir zehirlenme etkisi olur. Bu zehirlenme etkisi geçici ishal yapar. Enterit yapar. Buna yoğurdun faydası vardır. Fakat bahsettiğiniz şey organik fosfor. Yani organofosfattaki sizin zehirlenmenizi yoğurdun alma türü bir imkanı yok. Ha faydası olur mu? Belki 1000'de 1 faydası olur ama o yani çok bariz ona pek fazla güvenilmez. Mümkün değil. Yani mümkün bunu değil. Çok basite kaçar şeyde. Tıbben müdahale edilmesi hayır, gerekir. Hayır, tıbbi müdahale gerekir. Verilecek ilk maddeler zaten kandaki bütün alerjik reaksiyonları ve nefes açıcıyı artırıcı ilaçlardır. Bizim acildeki uyguladığımız olaylar. Bahsettiğiniz üzere daha yeni bir Bafra'da vefatımız gerçekleşti. Sevdiğimiz bir abimizi kaybettik. Ve geçenki yaptığımız programlardaki tüm önerilerde de aslında yazan şeylerin ihmali sonucunda gerçekleşti de değil bu. Mi? Hayatını öyle mi kaybetti? Yani, aynen öyle. Bizim geçen programda hatırlatmıştık. Bir şeyin rüzgara karşı yapılması en büyük tehlikedir. Rüzgara karşı ne yaparsanız yapın. Yani ilacı verdiğiniz maddeyi şu rüzgar ortamında yüzünüze karşı gelebilecek bir şekilde verdiğiniz zaman sadece sizi etkiler. O oradaki hiçbir şekilde otu etkilemez. Siz ne yapacaksınız? Rüzgara ters bir şekilde çalışacaksınız. Peki de böyle aşırı rüzgarda ilaç yapılmamalı da. Tabii ki. İlacın zaten etkisini de artırır. Şeye bulaşını veya bitkilere verebileceği faydayı da yok edecektir. Peki hocam bu tip mecbur da başladık tabii. İşe tam yarısında rüzgarımız biraz şiddetini arttırdı. Tabii. Ama ilacı da hazırladık. Mecbur atmamız gerekiyor. Tabii bu işleme başlamadan önce işte ne gibi giysiler giymemiz lazım ki, tabii. nasıl bir önlem alalım ki çok fazla etkilenmeyelim? Şimdi ilacın içeriğinde veya üst kullanım talimatında da yazdığı gibi yüzünüzü, gözünüzü özellikle diyor, cilt ve
elle dokunacak yerlerin kesinlikle diyor direkt temas ettirmeyin diyor. Şimdi eldiven hepsinde var. Yoksa bile kendi dışındaki poşeti kullanabiliyorsunuz. Birinci derecede önemli olan o. Daha sonrasında üzerinize giyebileceğiniz ince bir naylon. O gelebilecek, size temas edecek bütün ilacı orada biriktirir. Orada bir bariyer oluşturacak. Aynen. Bunu da defalarca kullanamazsınız. Çünkü orada sürekli oluşacaktır o. İkinci, üçüncü kullanımınızda bu orada birikmiş olan şey sizi de etkileyecektir. Tek kullanımlık ince naylonlar. Aynısını gözlük olarak kullanmanız gerekiyor. Bu ilaçlamaların hepsinde maske kullanmanız gerekiyor. Öyle ince şey maskelerinden değil. Tarımsal ilaçlamada kullanılanlar en azından şu daha şey yüksek olan emilimi veya içeriye geçirgenliği en zor olanlardan olması gerekiyor. Normalde yapılabilirse tabii ki saçlı derinle kapatılması ama tabii ki tarlada çok zor. Sizin gibi en azından bir şapkayla şeyle kapatılması da aynı etki yapacaktır. Ve bunun ilaçların en büyük etkisi solunumdan daha ziyade deri yoluyla emilimi çok yüksek. Yani şöyle çıplak derimizi, yani tenimizi. Rüzgara karşı atılmasının en büyük zararı da o. Tamam, verdiniz, rüzgar oradakileri de aldı, size getirdi. Derinize geldi, yüzünüze, koynunuza, boynunuza. Ve oradaki emilimi, deri emilimi çok yüksek olan maddeler bunlar. Siz hissetmiyorsunuz. Ondan sonra yüzünüz hafiften kızarmaya başlıyor. Yüzünüz, kollarınız kızarıyor. Bakıyorsunuz hafif hafif bilinç bulanıklığınıza beraber hissettikten sonra artık çıkabilirseniz o ortamdan çıkarsınız veya birisi, dediğim gibi, birisi gözleyip de sizi çıkarırsa çıkaracak. Çıkaramasa orada. Tabii. Ama ilk belirtiler ne yapıyor? Yüzünüzün kızardığını birileri görebiliyor. Çok rahat bir şekilde bariz şeyi. Çünkü deri emilimi çok yüksek olan toksik maddeler bunlar. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. En sonki kaybımızda, acı kaybımızda bu şekilde yaşadık. Peki hocam, şimdi artık mevsim itibariyle gerçekten artık tarımsal, yani zirai mücadele başladı. Evet. Buradan son olarak çiftçilerimize mesajınız ne olacak? Yani kısa ve öz olarak. Efendim, çiftçilerimiz emek veren kişilerimiz. Yani bu kadar emeğinin, mahsulünün karşılığını inşallah daha fazla versin Cenab-ı Rabbim. Kendilerine sağlık, sıhhat versin. Bu tür konulara dikkat ederek inşallah Allah uzun ömürler versin diliyorum. Yani sağlıklı, mutlu, bol kazançlı yıllar diliyorum kendilerine. Allah'a emanet ediyorum efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerinizi bizlerle, izleyicilerimizle paylaştınız. Efendim çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz yayınladığınız için. Sağ olun efendim.